Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci ülke olarak katılacağını söyledi. Kalın bu açıklamayı İstanbul'da düzenlenen Şuşa, Paris ve İstanbul'un ortak değeri Ahmet Bey Ağaoğlu Uluslararası Sempozyumunda yaptı. Siyaset adamı, hukukçu, yazar ve gazeteci Ahmet Ağaoğlu'nun Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak değeri olduğunu vurguladı. 11 Kasım'da Özbekistan'da Türk Devletleri Başkanları Zirvesi yapılacağını hatırlattı. Zirvenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için önemine dikkat çekti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Orada da bu ilişkilerin daha da derinleştirilmesi noktasında da önemli kararlar alınacak. Bu kararlardan bir tanesi de umarız bu zirvede çıkacağını umduğumuz, beklediğimiz Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin de Türk Devletleri Teşkilatı'na gözlemci üye olarak katılması olacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Şuşa, Paris ve İstanbul'un ortak değeri Ahmet Bey Ağaoğlu Uluslararası Sempozyumunda konuştu. Azerbaycan'la dost ve kardeş ülke olduklarının altını çizdi. Ahmet Ağaoğlu'nun iki ülkenin önemli bir değeri olduğunu belirtti. Ahmet Ağaoğlu ve neslinin ümit ettiği, arzu ettiği o hedefe ulaşmak için artık önümüzde hiçbir engel yok. Türk Devletleri Teşkilatı olarak yeniden yapılandırılan, ismi de değiştirilen yapı sayesinde de artık Türk devletleri arasında çok daha güçlü, köklü ilişkiler geliştiriliyor. Törene katılan Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov da Şuşa'nın Azerbaycan'ın tarihi açısından önemini vurguladı. Ahmet Ağaoğlu'nun büyük bir değer olduğunu vurguladı. Şuşa'dan çıkan ve bu kadar güzel işler gören şahsiyetleri tanıttırmalıyız, bildirmeliyiz ve onların tabii ki önünde Ahmet Bey Ağaoğlu gelir ve Ahmet Bey Ağaoğlu ne kadar Azerbaycan'da sevilir, tanınır, öğrenilir, o kadar da Türkiye'de sevilir, öğrenilir. Sempozyumun düzenlenmesinde öncülük eden Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Aygün Attar da gelecek yıl sempozyumun Şuşa'da yapılacağını söyledi.